Herkese merhabalar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel üç renginde çok tatlı bir örgü modeli yapımı paylaşacağım. 3 farklı renk kullanmamız gerekiyor. Ee, evet şimdi orta kalınlıkta elimde bulunan iplerle yapıyorum ben. Sizlerde Elinizde bulunan artık ipleri değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir örgü modeli yapımı paylaşacağım sizlerle. Tığ olarak şöyle 4 numara 1.60 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi hemen pembe Tondaki ipimi alıyorum. Evet. İsterseniz sihirli halka da yapabilirsiniz ama ben sihirli halka yapmayacağım. 5 zincir çekerek modelimin yapımına başlıyorum. Evet, bakın 5 tane zincirimi çektim. İlk zincirimin içerisine battım. Bu şekilde 3 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Yuvamın içerisine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Yine yuvamın içerisine battım. Tekrar ikili trabzan yaptım. Yine tığın başını bir doladım. Yuvamın içerisine battım ikili trabzan yaptım. Evet 4 tane oldu. Toplamda 16 tane oluncaya kadar e, yuvamın etrafını bu şekilde ikili trabzanlar yaparak bu şekilde tamamlayacağım. Evet şimdi 16 tane olduktan sonra buraya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir tane zincir çektim ve ipimi kopardım. Evet şimdi modelimizin orta göbek kısmını tamamlamış olduk. Hemen şu ipimi hızlıca yok ediyorum. Şimdi Beyaz renkteki ipimi alıyorum. Hemen beyaz ipimi aldım. Bu şekilde arkadaşlar, herhangi bir iki trabzanın arasından, şöyle bakın, araba boşluğundan batarak, evet sabitledim ve toplamda 10 tane zincir çekiyorum. Şu ilkini daha sıkı yapalım. Bakın. Bu 1 olarak kabul ediyorum bunu. 10 tane zincir çektim. 10 zincirimi çektim. Tığım başını bir tane doladım. Şimdi 1 2 3 zinciri atlıyorum. 4. zincirimin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir doladım. Bir sonraki zincirime battım. Yine ikili trabzan yaptım. Bir sonraki zincirimin üzerine battım. Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Bir sonrakine battım. Yine ikili bir trabzan yaptım. Böylece 5 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Bir sonraki zincirime battım ve 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Tekrar tığın başını bir doladım. Bir sonraki zincirimin üzerine battım. Yine 3 ilmeğimi birlikte kapattım. Bir sonraki zincirime batıyorum. Hiç tığın başını dolamadım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şimdi bir sonraki iki trabzan arasına buraya batıyorum. şöyle yine kaydırma tekniği uyguladım şimdi bu ilk birinci de bu şekilde 10 zincir çekip üzerine ilk yaprağımızı oluşturduk şimdi çok sıkı yapmıyorum gevşek bir şekilde 7 tane zincir çekiyorum Evet 7 zincirimi çektim tığın başını doladım şu şekilde tutuyorum bakın bunu önden aldım şu yaprağımın en sondaki şu şu ilk başta çektiğim 3 zincirin tepesinden batarak buraya ikili bir trabzan yaptım. Ardından 3 tane zincir çektim. Tığım başını bir tane doladım ve hemen buradan sıradaki zincirimin üzerine battım. İkisini birlikte, diğer ikisini birlikte çektim. Yine tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. Tekrar ikili trabzan yaptım. 4 oldu. Bir tane daha yaptım. Böylece 5 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi beş tane trabzanımı yaptıktan sonra ikili trabzanı şimdi sıradaki zincirim üzerine yine tığın başını bir tane doladım. Bu kez 3 ilmeği birlikte çektim. Yani yarım trabzan yapmış oldum. Bir sonrakine yine aynı şekilde yarım trabzan yaptım. Bir sonrakine yani en sonuncu zincirime hiç tığın başını dolamıyorum. Batarak bu şekilde ilmek aldım ve diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şimdi sıradaki iki trabzanımın ara boşluğundan girdim. Çıkardığım ilmeğimi diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim. Yani kaydırma tekniği uygulamış olduk. Bu şekilde yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. Bir tane daha yapalım isterseniz beraber. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Evet 7 zincirimi çektim. Şimdi tığın başını bir tane doladım. Şu ilk zincirime bakın bu şekilde batarsam ters oluyor. Bu zincirimi öne alıyorum. Şöyle kendimden tarafa. Daha sonra bunun tepesine batıyorum. Bu şekilde. Ve buraya ikili trabzan yaptım. ikili trabzanımın ardından bu aradaki şu boşlukları oluşturuyor. Tekrar 3 tane zincir çektim. Şimdi 3 zincirimi çektim. Sıradaki zincirimin üzerinden başlıyorum hemen. İkili bir trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. 3 oldu. Bir sonrakine yine ikili trabzan yaptım. 4 oldu. Sıradakine yaptım. 5 oldu. Şimdi 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başını yine bir tane doladım. Buraya batıyorum. Ve bir yarım trabzan yaptım. Bir sonrakine yine bir yarım trabzan yaptım. Bir sonraki yani en sondaki zincirime de bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bir sonraki iki trabzan sıradaki iki trabzan arasına ara boşluğundan girerek bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Ve 7 tane 4 5 6 ve 7. Evet 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. Şimdi tamamını Hepsini etrafını tamamladığımızda bu yapraklardan 16 tane oluşacak arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Son kapanış kısmını yine birlikte yapacağız. Bakın şimdi son yaprağımı da yaptım. Son yaprağımızı yaptıktan sonra yine ilk battığım yere bu şekilde batıyorum. Ve birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra Bu yaprağımla hemen şu en sonda yaptığımla ilk yaprağı birbirine eklemek için buraya çıkış yapmam gerekiyor. Buraya kadar çıkabilmek için şu uç kısımdaki bakın hemen şu kenar kısmına batarak kaydırma tekniğiyle yukarıya doğru ilerliyorum. Şöyle en sondaki Kenar kısmına da battım Hatta şöyle Evet şimdi buraya kadar çıktıktan sonra arkadaşlar Bakın hemen Soncuya da batıyorum Buraya kadar bu şekilde çıktıktan sonra tığın başını bir tane doluyorum Diğer yapraklarımızda yaptığım gibi hemen bu yaprağımın Şuradan en Kenar kısmına batıyorum yine bir ikili trabzanla buraya eklemiş oldum. Sonrasında bir tane zincir çektim ve ipimi buradan kopardım. Evet şimdi buraya kadar yapmış olduk. Şimdi hemen yeşil ipimi alıyorum. Hemen kenar kısmına başlayacağım. Herhangi bir şöyle yaprağımın en üstünde bakın en üstteki şu trabzanın şöyle ara boşluğundan girdim ve ipimi buraya sabitledim 3 tane zincir çekip tığın başını bir tane doladım şimdi şunu şöyle aradan yürütüyorum ki kaybetmek için şuradaki iki yaprak arasına battım yine tığın başını bir tane doladım ve buraya ikili trabzan yaptım bu bir oldu Tekrar yapıyorum. 2 oldu. Bir tane daha yaptım. 3 oldu. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Aralarda yine yaprağımın tepesindeki şu tek trabzanımı içerisine alarak bu şekilde buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığın başına bir tane doladım. 2 yaprak arasına 3 tane ikili trabzan dolduruyorum. Şimdi yaprağımın tepesine geldim. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. İki yaprak arasına geldim. Bunu da artık şöyle arkaya atıyorum. Evet. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. sıramızın sonuna kadar böyle etrafını bu şekilde devam ederek bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet bakın şimdi sıramızın sonuna geldik. İlk yapmış olduğum trabzanımın tepesine batıyorum. Bu şekilde kaydırma tekniği birleştirdim. Bir tane de zincir çektim ve ipimi buradan kopardım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Ee, evet Aynı mantıkla devam ettik. Bakın iki yaprak arasına üç tane ikili trabzan, yaprağın tepesine tek trabzan şeklinde bu sıramı tamamlamış oldum. Hemen ipimi arka tarafa doğru çekerek şöyle kaybettim. Şimdi buraya kadar tamamlamış olduk. Bakın. Şimdi hemen tekrar pembe ipimi alıyorum. Son sıramı tamamlayacağım bir zincir çektim. Üzerinden de tutturarak başlayabilirsiniz. Şimdi bir zincirimi çektim. Herhangi bir trabzanın tepesine bu şekilde sabitledim. Evet bakın buraya sabitledikten sonra şimdi normalde bu tarafa doğru gitmemiz gerek ama ben sağa doğru geleceğim. Sağ tarafa batıyorum sağdaki trabzana yani ters sık iğne yapmış oluyorum. Bu şekilde. Her bir trabzanımın tepesine bir tane ters sık iğne yapıyorum. Evet bu şekilde kenar kısmını tamamlayacağım. E, süsleme amaçlı olarak kullanabilirsiniz Bunu ben bardak altlığı olarak yaptım. Bardak altlığı olarak Değerlendirebilirsiniz. Evet sıramı bu şekilde Sıramı sonuna kadar devam ederek tamamlıyorum. Evet şimdi sıramı tamamladım. Sıramın sonuna geldim. İlk başladığım yere Şöyle ilk başladığım sık iğnenin ters sık iğnenin üzerine batıyorum bu kez bu şekilde ve birleştirdim. Bir tane zincir çektim, ipimi kopardım. Hemen burayı düzelteceğim. Bakın. Şöyle evet bu şekilde Pardon. Evet. Bu şekilde iplerimi ön arkaya çekerek yok ediyorum. Daha sonra tekrar iyice düzelteceğim onu. Arkadaki iplerimi temizleyeceğim. Evet, böylece modelimi tamamlamış oldum. Dediğim gibi bardak altı olarak kullanabilirsiniz. Battaniyeleri süslemek amaçlı kullanabilirsiniz umarım beğenmişsinizdir. Ben bir tane daha yaptım kamera arkasında. Evet, modelim bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.